NRT Haber Merkezi'nce hazırlanan günün gelişen olaylarıyla sizlerle birlikteyiz. Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Ersiyak Gençlik Kolları ve Erzincan Gönüllü Gençler Ekibi tarafından Kutlu Doğum programı düzenlendi. Programa Sultanahmet Camii Baş İmam Hatibi Hasan Kara da katıldı. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında Ersiyak Gençlik Kolları ve Erzincan Gönüllü Gençler Ekibi tarafından Kutlu Doğum programı düzenlendi. İl Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Sultanahmet Camii Baş İmam Hatibi Hasan Kara ve genç hafızların katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Allah buyurur ki Sure-i Rahman'da ve vada'a mizan ella tadgav fil mizan. Biz kainata dengeyi koyduk. Sakın ha dengeyi bozmayın. Zihin dengeni bozma, gönül dengeni bozma, kalp dengeni bozma, iman dengeni bozma, dünya ve ahiret dengesini bozma, madde mane dengesini bozma, nimetle külfet dengesini bilmelisin, hizmetle himmet dengesini de bilmelisin, sabır sebatın sonunda felah dengesini bilmelisin, gayret ve necat dengesini bilmelisin. Kardeşim, genç kardeşim, insanlar görünüşleriyle karşılanırlar ama görüşleriyle uğurlanırlar. Programda ayrıca şiir dinletisi ve ilahiler yer aldı. Program sonunda konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Ersiyat Gençlik Kolları ve Erzincan Gönüllü Gençler Ekibine teşekkür etti. Hem bu geceyi düzenleyen, bu anlamlı ve mana dolu geceyi düzenleyen Ersiyat Gençlik Kolları'na ve Yönetim Kurulu'na, ayrıca Gönüllü Gençler Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na ve gecemizi böyle doya doya geçirmemize vesile olan çok saygıdeğer hocamıza, Erzincan'da hemşehrilerimiz adına sizler adına teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Sağ olun. AK Parti Erzincan Milletvekili adayı Talha Erol Durmaz için Erzincan Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. İkinci sıra adayı Serkan Bayram ise uçağı kaçırdığı için karşılama programına katılamadı. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili adayı olan Dr. Talha Erol Durmaz için Erzincan Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi. Durmaz, havalimanında Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti İl Başkanı Orhan Bulut, Merkez İlçe Başkanı Tuna Güneş, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve partililer tarafından karşılandı. Diğer milletvekili adayı Serkan Bayram ise uçağı kaçırdığı için karşılama programına gelemedi. Partililere seslenen milletvekili adayı Durmaz, seçim çalışmalarına start verdiklerini söyleyerek yapılacak seçimde Erzincan'dan iki milletvekili çıkarmak için çalışacaklarını ifade etti. Çok güçlü, idealist bir halka sahibiz ve dünyanın belki de en güzel topraklarına, en mümbit ve bereketli topraklarına sahibiz. AK Parti davasında bizi çıkmış olduğumuz bu yolda yalnız bırakmayarak siz değerli halkıma buraya kadar gelen seçim alanında, işinde, ofisinde, tarlasında, bahçesinde, köyünde, çay ocağında ve kahvesinde AK Parti idealini ve AK Parti düşüncesini anlatan siz değerli hemşerilerimle birlikte olduğum için gurur duyuyorum. Erzincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilden ilçeye gönül köprüsü projesi kapsamında ilçeleri gezmeye fırsat bulamayan kişilere yönelik gezi programı düzenlendi. Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un seçim beyannamesinde yer alan 24 projeden biri olan ilden ilçeye gönül köprüsü projesi kapsamında Erzincan'ın ilçelerini gezme fırsatı bulamayan vatandaşlara yönelik gezi programı düzenlendi. 3 gün süren gezi programının ilk durağı Kemah ve İliç ilçeleri oldu. Kafileye Belediye Başkanı Başdanışmanı Seyfullah Kaban da eşlik etti. Kemah ilçesindeki Sultan Melik Türbesi hakkında bilgi alan gezi kafilesi ilçe turunun ardından İliç ilçesine gitti. Gezi heyeti Kemaliye ilçesinde ise fasıl heyeti tarafından karşılandı. Ardından Refahiye ilçesine geçen kafile burada ilçe hakkında bilgi aldı.
Gezi programı Çayırlı, Otlukbeli, Tercan ve Üzümlü ilçeleriyle son buldu. İlçeleri ilk defa görme fırsatı bulan kafile üyeleri Kemah'ta Sultan Melik Türbesi, Kemaliye'de kültürel tarihini koruyan meşhur Kemaliye evleri, Tercan'da Kervansaray Mama Hatun Türbesi, Otlukbeli'de oluşum yönünden bilinen göl türleri içerisinde dünyada tek olma özelliği taşıyan Otlukbeli Gölü'nü görme fırsatı buldular. Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programına katılanlar, organizasyonda emeği olanlara teşekkür ettiler. Erzincan Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu ilden ilçeye gönül bağı dostluğu programına ilçelerimizin hepsini gezdik. Belediye başkanlarımızın büyük iltifatlarıyla karşılaştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi bildirir. Bu programların ileride devam etmesini temenni ederim. Gezilerimizden çok güzel oldu. Allah razı olsun Basra'yı da, belediye başkanımızdan. Belediyemizin tertiplemiş olduğu kişileri, arkadaşlarımız 60 yaş üzerinde daha güzel olarak anladın mı? Bütün ilçelerimizi görmekte bulunduk. Gezdik, dolaştık. Biz bunun hepsine teşekkür ederiz. Caddeleri o kadar güzel yapmışlar ki şahane yani. İlk defa mı gittiniz amca? İlk defa gittim. Çok güzel. Çok memnunum. Allah razı olsun böyle. Görmediğimiz yere gittik, gördük, gezdik. Ve Kemal Yanrı suyunu hiç unutma bunu. Çok güzeldi her taraf. Gezdik, tozduk. Erzincan-Sivas Karayolu Cehennem Deresi mevkiinde tır 150 metrelik uçuruma uçtu. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti. Erzincan-Sivas Karayolu'nun 42. kilometresi Cehennem Deresi mevkiinde yoldan çıkan tır 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle tırda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte zorlandı. Mum ham maddesi taşıyan tır, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Kazada hayatını kaybeden tır sürücüsünün kimliği tespit edilemedi. Sayın seyirciler, Erzincan'ın prestiji haline gelen ve halkın alışverişlerinde tercihi olan Er Merkez Alışveriş Merkezi'nde yeni bir gelinlik mağazası hizmete girdi. Açılışta ürün tanıtımını mankenler yaptı. Er Merkez Alışveriş Merkezi'nde yeni bir gelinlik mağazası hizmete girdi. Sinan Göksu'nun sahibi olduğu mağaza açılışına Erzincan Valisi Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Erinpaş Şirketler Topluluğu, ERT ve Gündem 24 gazetesi sahibi Ahmet Tanoğlu, ERT Genel Müdürü Hüseyin Aslan ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ve Vali Süleyman Kahraman, hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Bu mağazamızın Erzincan'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu gelinlikler içerisine güzel güzel hayırlı gelinlerin girmesini istiyoruz. İnşallah bol ve bereketli düğünler, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun diyor, saygılar sunuyorum. Sağ olun. Açılışın ardından birbirinden farklı gelinlikler mankenler tarafından tanıtıldı. Mağaza açılışına yoğun ilgi vardı. Sırada hava durumu var. Yarın Erzincan ve çevresinde havanın çok bulutlu olması bekleniyor. Şimdi de Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava tahminlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre hava sıcaklıkları artıyor. Erzincan ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. Erzincan 4-19, Erzurum 1-15, Sivas 5-20, Elazığ 4-22, Malatya 6-20, Bayburt 4-17, Tunceli 2-21, Gümüşhane 5-19, Giresun 7-21 derece. Erzincan'da bu gece nöbetçi eczane Aksoy Eczanesi. ERT Haber Merkezi'nce hazırlanan haber bültenini izlediniz. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın.